diye. Evet, ilk görüntümüze başlayalım mı? Ne dersiniz? Herca ile mi başlıyorsun? Herca ile başlamak istiyoruz bugün. Tamam, öyle olsun. Herca'yı bir görelim bakalım neler olmuş bugün. Evet, bugün Herca'yı'da neler olmuş onları gördük. Ben sende bu sesle tutuklu kaldım. Evet. Sezen Aksu'nun muhteşem bir şarkısı. Kalp kalbe nasıl karşı? Ya da nasıl söyleyeyim? Hayatta bazı şeyler gerçekten güzel tesadüfler oluyor. Biz yayına hazırlanırken, ya Merve dedim, 90'lı yıllar pop, özellikle 94 yılları falan. Evet. Bunu konuşuyorduk. Bir iki de böyle hazırlanırken bir iki bize yayın öncesi şey moral olsun diye şarkı dinledik falan. Bunun üzerine yani gerçekten Herca'yı bunu da konuşmak gerektiğine bu akşam iz düşümü olmuş oldu. Şarkıların dizilerde ne kadar büyük bir yeri var. Özellikle 90'ların. O 90'lar en sevdiğimiz zaten. Yani ben seninle tutuklu kaldım cümlesini etmek için kaç yüzyıl geçmesi gerekecek acaba bir kez daha? O kadar kıymetli. Sezen Aksu'yu hem de konuşmuştuk. Evet. Bir yengeç burcu olarak diye ben, Sezen, Yıldız Tilbe falan böyle bunları konuştuk ve hakikaten Herca'yı'da bugünkü hashtagleri ben sende tutuklu kaldım idi. Aslında Herca'yı şarkı olarak da geçiyor. Yani yine evet. Geçti. Ama Çelik'in seslendirdiği versiyon değil de başka bir genç bir çocuk yine seslendirmiş. Dizi için, dizi için. Yapmışlar. Ama hikaye zaten Herca'yı bir çiçek böyle hani hemen onu da dinledik, onu da dinledik gerçekten. Evet. Hemen böyle açması solması hikayesi böyle aşk gibi solu veren bir hikayesi olan bir çiçek. Tam da bu bence romanın da adı olmasından bu tarafa getirdiğimizde diziye çok uyuyor. Buradaki herkes belki de anne babalar, babaanne Azize dahil Herca'yı gibi bir karakter sergiliyorlar çünkü. Yani bir yola girmişken başka bir manevra yapabiliyorlar. Hani o çiçeğin ömrü gibi bambaşka bir hikayenin içine savruluyoruz. İzleyiciyi savuran bir hikaye bu. O yüzden Herca'yı kelimesi çok yakışmış. Kesinlikle. Çok romantik. Yani işin şarkı analizini bitirdikten sonra dizinin bu akşamki analizine gelebiliriz. Evet. Biz her yönünü bak şekerim yani gerçekten. Şarkısını, evet. Kostümünü, dekorunu elimizden geldiği kadar görebildiğimiz her detayı konuşmaya gayret ediyoruz. Ben arada söylüyorum bile. Beni susturun tabii. Hele bu sesimin kısıklığı geçmiyor bir aydır. Gerçekten artık doktora gitmeye karar verdim bu konuyla ilgili. Bir bakmak lazım. Ama ses telleri incinince gerçekten bir süre geçmesi gerekiyor. Bakalım hayırlısı. Evet. Bu akşam Azize babaannenin artık oyunlarının sonu mu geldi dedirtti. Ve artık Mira'nın hani ben bu soruyu 2-3 hafta önce de sormuştum. Dedim ki bundan konağa getirdi Reyhan'ı ama orada çok büyük bir hem de donanımlı bir babaanne var. Yılların tecrübesi. Onu nasıl yıkacak bu iki gencin aşkı diye soru sormuştum hatırlarsanız. Evet. Ama hani aşk mı galip gelecek, entrika mı diye böyle bir sizlere de yine bu akşam bu minvalde bir soru da soruyorum. Görüntümüz de yüklenmiş. Evet, en sevdiğimiz an. Mesajınızı Uçan Kuş TV adresindeki Instagram adresindeki en son bizim görüntümüzün altına yazabilirsiniz. Rica sesini ediyoruz. Okuyacağız. Aynen. Gerçekten sesin yettiğince okuyoruz gerçekten. Evet, yani babaannenin sonu mu geldi demek istiyorum. Ama biliyorum ki bu sorunun cevabı dolu dolu bir evet şimdilik olmaz. Ancak bu dizinin finalinde ömrü vefa edecek mi, ölecek mi falan oralarda görürüz ancak. Aziz de böyle o sürmeleriyle gözünün altındaki delici bakışlarıyla bakmaya devam ediyor. Ama şunu anlayabiliriz ki Mira'nın üzerindeki efekti yeteri kadar artık yüksek değil. Aşk Mira'nın kalbinde daha yüksek bir seviyede. Sevdiğine daha çok saygı duyuyor. Peki bu konuda Reyhan ne yapıyor? Ah babası Hazan neler yaptın? Hazan ortalığı karıştırdı ve Miran'la ilgili o suçu ispatlamak için çabalarken canları tehlikeye soktu. Hazan ortalığı karıştırıyor. Reyhan'ı da konağa tekrar geri getirmek istiyor baba olarak. Ama evet. Bu uğurda yaptığı bütün manevralar hatalı olmuş oluyor. Bütün izleyicilerimize
yazmaya başladınız şimdiden. Görüyorum. Mesajlarınızı okuyacağım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdiden bir çok yorum olmuş. Hercai Baydı demiş. Hep aynı sahneler. Açıldıkça okuyorum. Fatoş Öztürk Duran. Selamlar olsun Fatoş Hanımcığım. Setenay'cığım merhaba Kıbrıs'a. Hercai muazzamdı demiş. Setenay da benim gibi. Krediyi böyle bir bol kepçe verip öyle seyreni başlıyor dizinin. Sen anlat Karadeniz gibi. Sonradan şoka girince Setenay sonradan sinirleniyor. O da Koç burcu bak. Hayranlarımızın burcuna kadar biliyoruz. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Evet. Bu şekilde bir insanları bugün gerçekten bir bıçak sırtı noktada tutan bir Hercai vardı dersek yalan olmaz. Hazan'la ilgili çok Twitter'da tepki var. Hazan'a ne oldu diye bitiren bir fan var. Fragman var mı bari onu söyleyin. Reymir Hercai demiş ki Miran bir şey mi yaptı yoksa? Ama Miran'ı çok köşeye sıkıştırmadılar mı? Bir taraftan babaanne, bir taraftan Reyhan'la bir ilişkiye oturtmaya çalışıyor. Çünkü farkındaysanız Reyhan'ı da aslında baktığınız zaman yeni yeni ikna etti bu aşka. Reyhan onun onu sevdiğine inanmıyordu ki. Yani ailevi bir intikam hikayesinin sonucu olarak ondan olduğunu düşünüyordu. Aynı odanın içinde bile üstüne bir şey döküldüğünde lekesini silerken bile irite oluyordu. Yani bunlar daha yeni birbirine alışıyor. Şu çocukları rahat bırakın derken babaanne hep devrede, kahvaltı masasında, sokakta, evin avlusunda, her yerde. Azize geçmişi çocuğun başına vurup duruyor. Bak unutma, bizim şeyimiz var, intikamımız. Bu aileyi buraya getiremezsin. Bu kızı ben kabullenmiyorum. Bunun benzeri birçok lafı duyduk.